Efendim iyi akşamlar. Tıp Dünyası programı bu hafta sizlerle birlikte canlı canlı efendim. Efendim birkaç hafta böyle biraz dinlendik her zamanki gibi. Tabii bayram girdi araya. Büyüklerimizi gittik. Bayramlarını kutladık. Tabii doğal olarak kabristanlığa gittik. Orada gerçek hayatı gördük. Doğal olarak da birazcık böyle duygulu bir dönem yaşadık efendim. Ama bayram tatil olmadı tabii biz hastalarımıza baktık da. Bayram dönemi geçti. Ondan sonra canlı olarak tekrardan sizin huzurunuza geldik efendim. Ama bugün çok güzel şeyler yapacağız. Çünkü hem konuğumuz çok güzel şeyler bizimle paylaşacak. Kış ayları yaklaşıyor. Gripler gelecek. Salgın mı olacak? Bu yıl bize zürafa gribi mi gelecek? Yoksa zürafa geçti, ne gribi gelecek? Bunlar hepsini konuşacağız. Ben sıkıştıracağım sevgili Doktor Emine Kamiloğlu bizlerle birlikte. Göğüs hastalıkları uzmanı. Ben programı almadan önceki 3 yıl önce yine yapmıştık. 3 mü oldu Emine? Evet, 3, 3,5 yıl oldu. 3,5 yıl oldu. Vay be. O zaman çocuk yoktu değil mi? Yok. Yok. Şimdi kaç yaşında çocuk? 6 aylık. 6 aylık. Kadir oğlum beni gösteriyorsun. Konuğumu da göstereceksin arada sırada. Yani evet sevgili Kadir'imiz de geldi. Bizim yönetmen arkadaşım. Beyaz giydiğim için karartamayacaksın beni dedim bugün akşam. Ama hiç o belli olmaz. Ortada bir yerde karartır. Tamam işte her zaman yaptığı gibi yine kararttı bizi. Bunu Kadir yapıyor efendim. Aralıklı olarak bize bunu yapıyor. Ama Kadir'i biz çok seviyoruz. Çok hoş, çok güzel ve çok eğlenceli programlar yapıyoruz kendisiyle birlikte. Ve konuklarımız da bize katkı koyuyor. Tabii bu akşam sevgili Emine Kemaloğlu bizlerle birlikte grip konuşacağız, akciğerde sıvı birikmesini konuşacağız, zatüre konuşacağız, bronşit ile zatüre arasındaki farkı da konuşacağız efendim. Nedir bu farklar? Öksürük konuşacağız. Nedir bu öksürük? Kışta başlayacak, gitmeyecek, etmeyecek falan fesek. Bunların hepsini sevgili Emine bizlere anlatacak. Tabii ondan önce geçmiş haftalarda da duyurmuştuk sizlere. Halkımıza bazı sorular sorduk efendim. Yani 8 veya 9 tane sorumuz var. Her hafta birinin yanıtını vereceğiz. Toplumumuza sorduk bakalım o sorulara yanıt nasılmış diye. Onlar da çok merak etmişler. Soran arkadaşa ne zaman bu soruların cevabını verecek Kudret Bey diye. İşte ilk bu akşam biriyle başlıyoruz. Çok enteresan bir soru sorduk halkımıza. Dedik ki doktorunuzdan ne beklersiniz? Hekime giderken, hekime yol alırken hekimden ne beklersiniz? Bakın cümle çok önemli. Bununla ilgili iki şık verdik efendim. Size fayda vermesini mi bekliyorsunuz yoksa zarar vermemesini mi bekliyorsunuz diye. Enteresan, değil mi? Zarar vermemesi mi yoksa fayda vermesi mi? Bakalım ne diyorsun sevgili Emine? Ama şimdi cevap İlginç verme. bir soru. İlginç bir soru, değil Evet. mi? Tıp kitabının en başında var bunun cevabı. Evet. Böyle açtığınızda orada yazıyor. Ben Latincesini söyleyeceğim. Evet. Sen lütfen tercüme etme. Tamam. Tamam mı? Primum non nocere der. Önemli. Primum non nocere aslında tıbbın temeli. Ama bakalım toplumumuz ne demiş? Hadi Kadir, ver bakalım bizim röportajlarımızı ne söylemiş kişiler. Hastamıza fayda vermesi lazım ama zarar da vermemesi lazım. Yani zarar verecekse şeyin hekimliğin anlamı olmaz zaten. Herhalde zarar vermemesini. Fayda vermesini bekleriz tabii. Yani beklediğimiz fayda vermesi tabii. Doktora ne giden fayda görmek için gider. Hekimimizden beklentilerimiz, çocuklarımızı götürdüklerimize ve kendimiz gittiklerimize sağlıklı bir şey hizmet görmektir. Yani başka bir beklenti, zarar vermemesi ve sağlıklı bir şekilde bize faydalı olmasıdır. Başka bir beklentimiz yoktur yani. Tabii ki hastalığıma fayda vermesi. Tabii fayda vermesi. Evet sevgili Kadir. Ben de şimdi izledim ha, onu söyleyeyim. Bana gönderdi arkadaşlar mail kanalıyla ama bakamadım. Belki bundan sonra kadarına bakarım. Ne demiş toplumumuz? Bir amca net bir şekilde tabii ki zarar vermemesi demiş. Evet. Diğer izleyicilerimiz veya diğer vatandaşımız fayda vermesini dedi. Sence hangisi Emre? Tabii biz tıp fakültesine daha ilk başladığımız gün hocalarımıza ilk söylediği cümle
doktor görevi ilk başta zarar vermemek. Aynen öyle. Önce zarar verme. Fayda ikinci il gelir. Evet. Niçin bunu sordum? Bak sonradan söyleyeyim. Niçin sordum? Şimdi sana öksürüğüyle gelen bir kişi der ki, bunu konuşacağız. Doktor hanım, sadece bir akciğer filmi çekmeyelim ya. İşte tomografiyi de çekelim. Aynen öyle. Antibiyotiğimi de alayım. Aynen öyle. MR'ımı da çekeyim varsa, çekilecekse. Ne bileyim yani, kan tahlilleri, böyle dosya dosya dolu dolu bir sürü tetkikler. Bunları görmeden rahat etmiyoruz. Veya bir sürü ilaç. Ama zararının ne olduğunu dikkat etmeden. Fayda verme içgüdüsüyle doktora gidilmemesi lazım. Önce bana zarar vermeyeceksiniz diye söyleyecek. Sonra faydasını arayacak. Çünkü örnek gösterim, ben en basit bir örnek gösteriyorum. Baş ağrısıyla doktora giden bir hasta. Başım ağrıyor ya hocam, ya başım ağrıyor falan diye geldi. Tamam. Baş ağrısının birçok sebepleri var. Ne bileyim, benim gibi uzağı göremez, baş ağrır. Ne bileyim, bir sinüziti vardır, baş ağrır. Ne bileyim, bir migreni vardır, baş ağrır. Böyle derinleştirebiliriz. Evet. Ama beyinde tümör de olabilir, değil mi? Tümör de baş ağrısı yapar. Ama çok küçük ihtimal, çok küçük. Ve başka bulguları da vardır. Ne bileyim, kusması vardır, göz dibi dediğimiz yerde şişme vardır, şudur budur. Sadece bir tek baş ağrısıyla olmaz. Doktor ilk gittiğinizde tomografi mi çeker? Çekmez. Der ki, dur bir bakalım gözünde bir şey var mı? Gerilim, ağrılar mı? Kırma kusuru var mı gözünde? Sinüzitin var mı? Bunların hepsini araştır. Belki bir diş ağrısıdır. Ondan bile olabilir. Ama tomografi çekmez. Hasta da oturur şöyle. Hiç unutmuyorum bu öyküyü. Tamam. Doktor bey, ben tümör değilim ya. Dedik ki, hiç unutmuyorum onu. Çocuğu için sorar. 15-16 yaşında bir çocuk. 16 yaşına kadar biz bakıyoruz. Dedik ki, gözlerinde kırma kusur var. Bak görüyorsun, şu gözlüğü de takmıyor. Ağrı büyük ihtimalle ondan. Yine oturmuş anne, diyor ki, çocuğumda emin misin tümör olmadığından? Dedim bakın, tümör olabilmesi için şu 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 bulgular da olması lazım. Bunlar yok. Ama tabii ki tomografi ve MR'dır onu %100 gösteren de. Anlatabildim mi? Takip edip ihtiyaç olursa çekeceğiz. Çünkü zararı var tomografinin. Durup şöyle dedim. Hayır, hayır, bu akşam ben uyuyamam dedim. Şu tomografiyi çek. İçimiz rahat olsun. İçimiz rahat olsun. İçiniz rahat olacak için, evet. 120 tane akciğer filmini beynine ışın olarak tomografide, evet, vereceğiz. Ne kadar enteresan. Ama çok yoğun bir baskı bu doktor üzerinde, özellikle polikliniklerden. Söyle ve acilde. Evet, onun için primum non nocere. Ben önce zarar vermeyi bir küçücük daha cümleyle söyleyeyim. Burada zarar vermeydi. Fayda vermesinden öte. Çok önemli. Aldığınız ilaçlar, yaptığınız laboratuvarlar, filmler, şunlar bunlar. Hepsi size birer zarar olarak geri gelecek. Gelecek hafta ilaç nedir'i konuşacağız. Bakın yine sorduk. İlaç nedir dedik. Sadece bu kadar. Altında da şıklarımız var. Onları size söyleyeceğim gelecek hafta. İlaç fayda veren bir, hastalıkta fayda veren bir madde midir? Hastalıklarda kullanılan, faydası ve zararı bilinen bir madde midir? Gibi birçok soru var. Hadi bunları gelecek haftaya bırakalım. Evet sevgili Emre, poliklinikten başlayalım. Önce zarar verme ve ilaçlar, antibiyotikler falan falan. Hadi gel gripten başlayalım istersen de. Yani öksürüklere de gideceğiz. Önce bu yıl grip salgını bekliyor musunuz? Gripte antibiyotik kullanımları, neler çekiyorsunuz bu griple ilgili? Bir de hastamızdan neler çekiyorsunuz? Hadi top sende. Şimdi Kudret abi, 2009 yılından beri, yani domuz gribi salgınından beri hem doktorlarda hem insanlarda büyük bir korku var gribe karşı. Grip oldum, aman domuz gribi mi oldum, ne gribi oldum, işte ölecek miyim, başka şeyler gelişecek mi, bulaştıracak mıyım ya da birinden bulaşacak mıyım endişesi var sürekli herkeste. 2009 yılından beri, domuz gribi çıktığından beri aslında bu atakları yaşıyoruz. Grip normalde influenza virüsünün neden olduğu bir hastalık. Ve domuz gribi dediğimiz aslında influenza virüsünün alt grubu. Yapılan açıklamalara göre bir yıl domuz gribi salgını oluyor, bir yıl normal grip salgını, yani H3N2 dediğimiz grip salgını oluyor. Arada tabii kuş gribi çıktı, başka grip türleri çıktı. Ancak şu anda
Bu yıl beklenen domuz gribi salgını yine olabilir ancak eskisi gibi yine ölümcül değil. Zaten bu yılda gördüğümüz gibi 10 hastanın belki de 6'sı, 7'si, 8'i domuz gribi geçirdi zaten ayakta. Aynen öyle. İlle bir hastada domuz gribi oldu diye çok ağır geçirecek, yataklara düşecek, hastaneye yatması gerek diye bir kural da yok aslında. Evet, sürpriz bir grip beklemiyoruz bu yıldır. Hayır, yani 2009 yılından beri beklenen rutin grip salgınlarını bekliyoruz. Evet. Bu yılda yine aynı şekilde oldu geçtiğimiz kışta. Ancak geçmiş yıllara göre nasıl farklar oluyor? Çok uzayan öksürükler, daha geç iyileşen grip salgınları, çok daha bulaşıcı olan grip salgınları oluyor ama bu normal sağlıklı bireyleri aslında tehdit eden bir durum değil. Normal grip salgınından çok farklı değil. Buna dikkat etmesi gerekenler çocuklar, hastalar, yaşlılar, akciğer hastalığı olan, kalp hastalığı olan, şekeri, tansiyonu olan hastalar aslında dikkat etmesi riskli gerekenler. Gruplar. Evet. Tabii bir de yani şunu da söyleyelim. Grip geçirirken, grip geçiriyorsunuz yani. Bunu önemsemeyip yağmurun çamurun altında söyleyin ismini soğuk alacak şekilde savunma sistemine bakmayacak şekilde kendini harap etmeye nasıl bakıyorsunuz? Çünkü toplumumuz gribi küçümsüyor sonra evet. da zatüreye gelip yüz yüze gelip. Çok görüyoruz onu evet. Yani grip oluyor arkasına hemen bronşit zatüre. Evet. Kesinlikle grip olduğu zaman zaten onun tedavisi istirahat etmek. Aynen öyle. İstirahat edecek, bol sıvı tüketecek, beslenmesine dikkat edecek, vücudun bağışıklığına fırsat sağlayacak ki o virüsle savaşsın. Aynen öyle. Birinci tedavisi bu. Antibiyotik, diğer ilaçlar hepsinden sonra geliyor aslında. Evet. Peki bunu söyleyeyim. Gripte antibiyotik. Kesinlikle kullanılmaması gerekiyor bir komplikasyon gelişmemişse. Tamam. Yani üstüne bronşit ve zatüre binmediyse. Evet. Ama ben geçerken yoldan alıyorum ya antibiyotiğimi. Bu durumda ne oluyor sevgili? Ben bir yazı okumuştum Emine. Hı-hı. Tabii onu da söyleyeyim sana. Grip, domuz gribinden ölenleri araştırmışlar dünyadan. Ve bakmışlar ki riskli gruplar var. Doğru. Bir de gereksiz yere antibiyotik kullananlar da evet, bulmuşlar. Esas riskli onlar aslında. Lütfen bunu anlatabilir mi? Çünkü panik olup da antibiyotik kullananlar da evet. daha büyük sorunlar kesinlikle. Yüz yüze gelmişler. Ve ölümcül olabilmiş bunlar için. Bir de bundan bahsedelim. Tabii ki şimdi grip olduk hemen antibiyotik kullanalım. Aman hastalık giderlemesin. Daha kötü olmayayım ya da daha erken iyileşeyim diye antibiyotik kullanıldığı zaman vücuttaki mikroplara karşı direnç gelişiyor. Bu defa arkasında başka bir hastalık gelişirse bizim kullanacağımız antibiyotikleri kısıtlamış oluyorlar. Kullanacağımız antibiyotiklerin etkisini ortadan kaldırmış oluyorlar. Böyle bir durumda da tabii ki hastalık daha ölümcül oluyor. Bizim de zaten ağır olarak gelen hastaların birçoğunda gördüğümüz önceden atıyorum birkaç hafta önce biz bu kadar antibiyotik kullandık. Bunu kullandık. Yani daha doğrusu daha uzun süreli antibiyotik kullanan hastalarda çok fazla komplikasyon gelişiyor. O yüzden özellikle grip olduğunda doktora danışmadan kesinlikle antibiyotik kullanılmaması lazım. Süper. Geçen gün bir eczacı arkadaşa gittik. Kayınvalidenin bir şikayeti olmuştu. Tırnağa battı. Tabii antibiyotik alacağız ama ben de işi ancak bitirdim. Nöbetçi en son sıra ailemize. Şimdi ailemize böyle bakıyoruz yani. Neyse buradan sevgili kayınvaliden beni izliyorsa kızmasın bana. Yapacak bir şey yok. Eczaneye indik tabii. Küçük bir iş bizim ama antibiyotik istiyor. Çünkü orası hapse olmuş bir şey olmuş. Yani halledeceğiz. Girdik reçete dedi. Çok güzel dedim. Teşekkür ederiz. Ama dedi biraz daha sohbet ettik eczacı arkadaşlar. Hocam gerçekten dedi eskisi kadar artık antibiyotiği rutinde almıyor insanlar dedi. Ama başka büyük bir sorun var dedi. Nedir dedim. Çünkü ben de tahmin ediyorum bu ara sorunları bu sanal medya veya resimsel Hı-hı. olan şeyler. Hı-hı. Bize reçete artık gelmiyor dedi bana. Nasıl yani dedi. Çünkü hepsi de cep telefonundan fotoğrafını çekip geliyor dedi. Evet. Ana. Evet değil mi? Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Siz doktordan telefon yiyen mi ilaç istiyorsunuz? Ya da o da size telefon yiyen ilaç mı veriyor? Bunun neresi doğru? Hepsi yanlış. Yani senin evinde televizyonun bozulduğunda fotoğrafını çeken gönderin televizyon tamircisine. O da saat şeyi. Bu kaplayı birleştir. Neler oluyor ya? Bunlar yanlış arkadaşlar. Telefon yiyen tanı olmaz. Sosyal medya ile herhangi bir şekilde bir iletişim kurularak tedavi alınmaz, verilmez. Bu doğru değil. Son derece yanlış. Bu doğru değil. Sanki bizim halkımıza özgü bu durum. Öyle mi? Yani Türkiye'de senelerce çalıştık. Hiç Türkiye'de ya da hani daha rastlama şeyi daha mı az doktora ha, evet, tanıdık doğru. daha mı az Zaten orada diye. Gelmediydi böyle. Doğru sosyal medya. Yani bizde herhalde daha şey.
Hani birbirimizi daha çok tanıyoruz, daha samimiyiz, geçen daha arkadaşça. Geçen gün ne oldu bana? Bakın güleceksiniz. Hadi döküntünün fotoğrafını çekip gönderirlerdi. Cilt doktorları çok şikayetçi. Aynen, döküntünün fotoğrafını çekip gönder. Onu da yorumlamam zaten. Hata olacağını biliyorum. Yarın gel bakalım diyorum. Tamam mı? Hepsini anladım. Tamam mı? Hepsine de saygıyla ve sabırla yarın gel diyorum. Görelim diyorum. En kısa zamanda görelim diyorum. Şunu. Geçen gün hayatımın en enteresan şeyi oldu. Bir video geldi efendim. Altına anne yazıyor Viber'dan, tamam mı? Diyor ki hocam çocuğun hırıltısı var mı yok mu emin olamadım, bir dinler misin diyor. Ya bu kadar olabilir. Gerçekten bunu ben de ilk defa dinledim. O kadar olabilir. Yani stetoskopu koyacaksın, kulaklıkla şeyi dinleyeceksin yani cep telefonunu. Kayıt edenler var stetoskop, yakında onları. Onlardan gelir sesler. Çok enteresandı yani bu güleceğim. Ben sadece oraya yazdım, dedim ki ömrü billahi hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani istersen dedim yarın sen gel bir görelim de. Ya bu yöntem değil. Yani güleriz ağlayacak halimiz ama ya ben bundan bütün gece güldüm. Yani yatıyorum, o uyku geliyor. O kadar yaygın ki artık herkese normal geliyor çünkü. Sen inanabiliyor musun videoyu çekip hırıltı var mı diye gözünde. Sen doktordan o şey bekle. Ya ne kadar yanlış bir şey bu. Hata yapma ihtimali %100 yani. Onun için telefon yerin olmaz. Bunu da sorduk toplumumuza. Onu da göreceğiz ileriki programlarımızda. Bakalım neler söylemişler. Çok ilginç cevaplar çıkıyor ama ben o bize göre yaşça büyük olan ve kıdemi daha yüksek olan amca çok doğru söyledi. Önce zarar verme dedi. Çok doğru. Evet. Bana zarar vermesin dedi. Diğer arkadaşlar, gençler hızlı davrandılar. Önce fayda dediler ama önce fayda değil. Önce zarar vermesin. Zarar vermeden tedavi yapmak lazım. Onun için bazen böyle bir öykü daha son kez sana bırakacağım. Çok konuştum yine, tamam anladım. Çok bana bu eleştiri yapıyorlar. Çok eskilerden baba rahatsız oldum. Tabii o dönemde, şimdi emekli oldu, Allah iyiliğini versin, isim söylemeyeceğim. Bir hekim arkadaşın yanına gitti. Hekim arkadaşa dedi ki baba rahatsız oldum. Benim şeyim bilinirdi, neydi adı, hekim olduğum veya işte Hacettepe'de okuduğumuz dönemde. Vallahi demiş doktor arkadaş, eski dönem tabii, hepsi emekli oldu onlar. Kenan amca demiş, çok ciddi bir şeyin yok ama sen Kudret Bey'in demiş, babasısın, bize emanetsin, sağ bir antibiyotikçik yazayım demiş. Şimdi bakın, antibiyotik reçetesi yazılmış. Hatta senin için demiş, güçlü bir antibiyotik yazıyorum demiş yani. En ağırını. Tam güçlü, tamam mı? Bir darbe oradan yemesin mi adam, tamam mı? Aldı güçlü. Gitti eczaneye, eczacı da dost ahbap, o da diyor ki, Kenan amca dedi, çok güzel bir tedavidir bu dedi. Yalnızca dozu düşüktür dedi. Bunu 2-2 kullan dedi. Daha iyi geçecek dedi. Adam bir hafta sonra Kıbrıs'a geldim. Sarılığı var. Karaciğeri gitmiş. Karaciğeri yüklenmiş. Bilirubinler çıkmış. Torpil ile az kalsın adam gidiyordu. Bunlar, bu olay yaklaşık 20 veya 30 yıl önce oldu. Halen de aynı noktada olmayalım. Bu çok önemli. Onun için her ilaç bir zehir. Onları konuşacağız ileride. Ve telefon yiyen tanı. Bir de internetten. Olmaz. Ne yapıyorlar internetten? Yani sürekli alıştırıp ilaçları kendi kendilerine tedavi başlayanlar. Google ilaç doktor alanlar. Amcaya mı soruyorlar? Evet. Vay be. Google doktor amcaya bir Atatürk'le atın bakayım neler çıkacak. Sadece Ulu Önder Atatürk. Biz araştırdık. Artık. Bu hastalığım var benim muhtemelen. Onun için geldik. Yani insanların boşuna endişelendiriyor bu tip şeyler. Hem de çok yanlış ilaçlar kullanmalarına neden oluyor. Yanlış panikler de oluyor. Psikolojimiz bozuldu bizim. Evet. Desene hastalık hastası olduk. Google amcadan sorar olduk. Google amcaya yer göster söylediğimiz gibi tanı göster diye. Evet. Evet. Neyse. Hadi biz başlayalım. Hastalıklarımıza. Başlayalım. Evet. Göğüs hastalıkları uzmanı nedir? Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ve en önemli bulgunuz öksürük. Evet. Biraz bana istersen sizin ilgilendiğiniz ilgi alanınızı, öksürük tiplerini, neden hı-hı, öksürük önemlidir? Çünkü çok farklı şekilde size bilgiler verebilir. Hadi Emine, top sende. Şimdi göğüs hastalıkları, tabii ki akciğer hastalıklarıyla ilgileniyoruz ama akciğer hastalıkları derken bu sadece akciğerleri ilgilendiren bir durum değil. Çünkü akciğerler vücudun hayat organlarından bir tanesi. Birçok sistemik hastalıktan etkileniyoruz. Bizim hastalıklarımız birçok sistemik hastalığa neden oluyor. O yüzden çok geniş bir hastalık yelpazesi var. Başlıca en sık bilinen hastalıklarımız astım, bronşit, bunun yanında akciğer kanserleri, doku hastalıkları, bir sürü hastalıkla ilgileniyoruz. Tabii ki en önemli bulgularımızdan bir tanesi öksürük.
Özellikle polikliniğe gelen belki de hastaların %60-%70'i öksürükle geliyor. Çünkü öksürük günlük hayatı çok rahatsız eden ve altından da çok ciddi hastalıklar çıkabileceği bir semptom aslında bizim için. İlk başta öksürükte anamnez çok önemli. Yani hikayesi çok önemli. Yani bize hasta ne anlatacak öksürükle ilgili? Nasıl başlamış? Ne kadar süredir var? Eşlik eden bulguları nelerdir? Birinci hikaye. Çok evet, önemli. Çok önemli. Peki. Onu öğrendikten sonra tabii ki muayene bulguları yine çok önemli bizim için. Yani akciğerleri dinlediğimiz zaman orada bir hırıltı duyuyor muyuz? Seslerde azalma var mı, artma var mı? Çünkü birçok şeyi aslında biz muayeneyle ayırt edebiliyoruz. İkinci de muayene. Evet. Yani radyolojik görüntülere ya da laboratuvar tahlillerine geçmeden aslında birçok hastalığı muayeneyle ve hikayeyle ekarte edebiliyoruz. Size gelmeden önce bir akciğer filmi çekip de mi geleyim? Kesinlikle hayır. Peki. Çünkü zaten hastalıkların büyük bir kısmını belki de röntgen göstermiyor. Muayeneyle daha çok bulgu elde ediyoruz biz. Aynen öyle. Peki hikayeyi yazayım size, Facebook'unuzdan göndereyim. Siz bana oradan tanı verebilir misiniz? Hikaye de var. Hatta çok yanlış tabii. Hatta akciğer filmi de çeker, oradan gönderirim. Tabii bize en sık olan şey akciğer filminin resmini çekip gönderebilmesi mesela. Yaşa. Çok hastalık katlanıyor öyle. Yaşa, süper. Hep çünkü biz o filmi bilgisayarda büyütüyoruz, işte çeviriyoruz, şey yapıyoruz, çok detaylı inceliyoruz. Sadece küçük bir ekranda görüp tanı koymak mümkün değil. Hele bir de dinlediğin yere bakıyorsun. Buradaydı evet. Bu ses değişikliği diye oraya fokus oluyorsun. Evet, aynen öyle. O yüzden kesinlikle birebir doktor hasta. Emine beni ya. Vallahi yani başladık yani bu abi akşam. Abi gerçekten tedirgin oldum şimdi, öyle davrananlar oluyor çünkü. Ya sen bir şey söyleme. Ben rahat konuşabiliyorum. Biliyor herkes de rahat konuştuğumu. Ama rahat konuşmasak burada ne yapacağız? Burada biz doğruyu anlatacağız. Doğruyu bilecek insanlar. Çünkü doğruyu da talep edecekler. Bakın geldi geçen gün bir hasta ve şunu söyledi. Doktor bey, mümkünse dedi, çok ihtiyaç yoksa antibiyotik vermeyin çocuğuma. Elini öperim dedim. Buyur otur. Ne kadar güzel bir şey bakın. Evet. Anlatabildim mi? Biz bir şeyler veriyoruz. Onun için sorun yok. Yola devam. Peki. Öksürükle geldi. Önce fizik muayene. Adam özür dilerim. Hikayesi. Önce hikaye. Sonra fizik muayene. Evet. Sonrası. Ondan sonra gerektiyse akciğer filmini istiyoruz. Evet. Bunun yanında öksürük balgamla eşlik ediyorsa balgam incelemelerini mutlaka istiyoruz. Kültürünü, gram boyamalarını, hani mikrobik bir şey var mı yok mu? Onu mutlaka istiyoruz. Hikayede öksürükle ilgili ne soruyorsunuz? Yani öksürüğüm var benim dediğinizde ne bekliyorsunuz? Süresi çok önemli. Ne zaman başladı? Yani evet. Akut. Yani 3 hafta, 2-3 haftadan kısa süreli mi var? 2-3 haftadan. Evet. 8 haftadan uzunsa kronik öksürük diyoruz buna. O yani, zaman çok daha detaylı araştırıyoruz. 1 haftalık öksürüğü varsa kronik öksürük değil. Değil, kesinlikle. Benim doktor hanım 1 haftadır geçmeyen kronik öksürüğüm var diye gelirler size. Evet, bak. Geliyorlar tabii aynen ki. Aynen öyle. Demek ki 1 haftada olabiliyor. Evet. Peki. Balgamın önemi var mı? Kesinlikle. Balgamın özellikle renginin çok büyük önemi var bizim için. Koyu renkli balgamlar daha çok enfeksiyonu gösteriyor. Veya kanla karışık balgamlar bize daha farklı şeyleri, daha kötü hastalıkları işaret edebiliyor. O yüzden hastanın mutlaka balgamını, rengine, çünkü bizde hani şey hemen silinir. Evet, silinir. Hiç hani karakterine falan aslında birçok kişinin fikri yoktur. Hı. Mutlaka rengine bakmak lazım. Kan var mı yok mu bakmak lazım. Sabah mı daha çok öksürüyor, gece mi daha çok öksürüyor bizim için çok önemli. Bunlarla birlikte kilo kaybı var mı yok mu, göğüs ağrısı var mı gibi bir sürü eşlik eden şeylerde bizim ayırt etmemize çok önemli aslında öksürüğü. Peki kronik öksürük? Evet, 8 haftadan uzun süren öksürüklere kronik öksürük diyoruz ve bize altında yatan ciddi hastalıklar olabileceğini gösterebiliyor. Ancak kuru öksürüğün çok basit temelde olan birkaç hastalık vardır ki bu kronik öksürüğün %80-90 nedenini içeriyor. Evet. Örneğin geniz akıntısı. Evet. Bu kronik öksürüğün en büyük nedenlerden bir tanesi veya reflü. Mideden mesela buna çok şaşırıyor hastalar. Reflünüz varsa, mide probleminiz varsa çok uzun süreli öksürükleriniz olabiliyor. Veya en basiti tansiyon ilaçlarının bir kısmı yine aynı şekilde kronik öksürüğe neden olabiliyor. Eğer bunların hiçbiri yoksa hastada o zaman akciğerle ilgili daha ağır hastalıkları araştırmaya başlıyoruz. Evet, ama altta yatan bir kanser var mı örneğin? Evet. Bunu mutlaka araştırıyoruz. Anamnez çok önemli. Evet. Astımı var mı? Belki hastanın KOAH'ı var. Sigara kullanıyor mu, kullanmıyor mu bizim için oraya çok önemli. O yüzden öksürük önemli bir bulgu. Gereksiz ilaç kullanmak kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Özellikle akut öksürükte aslında birçok ilacın hiçbir etkisi yok. Durdurmak nasıl öksürüğü? Öksürüğü eğer balgam çıkarıyorsa kesmemek lazım.
Bir dakika, bir daha söyledim çünkü duymadım. Yani sağırlık da mı geldi acaba, yaş tam oluyor. Ne dedin sevgili Emine? Bak, erişkinler için söylüyor. Evet. Yani çocuklar için de biz yıllardır aynı şeyi söylüyoruz ama her neyse. Peki ne demiştim bir daha söyle. Yani balgam çıkarıyorsa öksürüğü kesmeye çalışmayacağız. Evet. Balgam çıkarmadan öksürüğü kesmeyeceğiz. Evet, çünkü aslında öksürük bir refleks ve vücudu koruyan, evet, akciğerleri koruyan, hava yollarını koruyan bir refleks. O yüzden, aynen, öksürdüm, hemen bana öksürük, yani eczaneye gidip hemen öksürüğümü kesmek için bir öksürük şurubu ver diyorlar. Çok yanlış. Evet. Artırabilir, altta yatan hastalığı daha fazla azdırabilir. O yüzden ne olduğunu bilmeden kullanmamak lazım hiçbir şey. Peki. Bir soru sorulmuştu Facebook'tan. Hı hı. Bunu da hemen burada söyleyelim. Tabii. Mide sorunları olan, bağırsak sorunları olan, karında sıvısı olan bir kişinin akciğerinde, evet, olan veya göğsünde olan ağrıdan bahsetmişti. Evet. Bir şeyler söylemiştin, istersen sen onları söyle. Tabii ki söyle. Karın içi sıvılarda özellikle akciğerde ciddi ağrılar olabilir. Akciğere, göğüse vuran ağrılar. Çünkü göğüsle karını ayıran diyafram dediğimiz kasımız var. Evet. Karın içindeki sıvı özellikle miktarı çok fazla artmışsa o zarı aşıp akciğerin etrafındaki zarların arasına girip ağrıya ve nefes darlığına neden olur bir müddet sonra. O yüzden eğer karnında da asit varsa, karaciğer problemi, mide problemi de varsa en kısa zamanda bir göğüs hastalıkları doktoruna başvurması gerekiyor. Çok güzel. Yani biz sosyal medyadan soruyu aldık, hı-hı, tedavi vermedik, yönlendirdik. Bir, evet, göğüs hastalıkları uzmanı görsün, hı-hı, dedik. Peki, kronik öksürük, hı-hı, ve sigara. Evet. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Hı hı. Yani benim dedem 70 yaşına kadar sigara içti Emine. Yani hiçbir şey olmadı yani. Benim için içmeyeyim yani Allah aşkına. Mı? Kesinlikle, ben içmiyorum sigara bu arada. Kesinlikle öyle değil. Sigara aslında alkol kötülüklerinin anasıdır yazıyorum. Aslında sigara için söylenmesi gereken bir cümle o. Evet. Birçok hastalığa neden oluyor. Akciğere birebir zarar verdiği %100 kanıtlanmış tek ajan aslında tütünler. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tamamen geri dönüşümsüz ve bunu artık araştırma yapan, sigarayı araştıran insanların söylediği şey, tek bir sigara içmek bile akciğerde kalıcı hasara neden oluyor. Yani o sigara içtiğiniz zaman akciğerde harap olan doku yerine gelmiyor. Sigaranın miktarı tabii ki çok önemli. Yani 10 günde 10 tane sigara içen, 3 paket sigara içen tabii ki aynı değil ama kesinlikle içilmemesi gerekiyor akciğer hastalıkları. Gırtlak kanseri, yani bir tek akciğerde değil, bütün sistemik hastalıklarında aslında anası. Peki, kronik obstrüktif akciğer hastalığı dedin. Hı-hı. Bir kısa ara vereceğiz sevgili, hı-hı, Kadir, bizi uyardı. Bizim uyarmamız şimdi tabii böyle telefon yanı olmadı. Yani aşağıdan direkt bir temasla oldu. Yani ara vermemiz lazım falan dedi. Biz de anladık. Kadir, bir dakika bana müsaade et, sonra şey yapacağız, araya gireceğiz. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedir? Kısacık bundan, hı-hı, da. Çünkü ben biliyorum senin, hı-hı, engin bilgin var. Hı-hı. Burada engin bilgine girersek mesaj veremeyeceğiz. Biz mesaj veriyoruz. Karşıdaki insanlarımız, bizi izleyenler, bu akşam bizi izleyip de, evet, gecesine bizi misafir, hı-hı, edenlere ben çok teşekkür ederim. Hı-hı. Bir sürü garip dizinin yanında bizi izleyip bir şey öğrenmek isteyenler benim için eli öpülesi insanlar. Hı-hı. Onun için boğmak değil maksadımız, evet, vermek. Basitçe, peki, mesela kuahınız olduğundan nasıl şüphelenebilirsiniz? Evet. Ondan başlayalım. Özellikle sigara içiyorsanız. Evet. Öksürüğünüz uzun zamandır geçmemişse, özellikle sabahları uyandığınız zaman. Nefes darlığınız, işte 3-4 ay önce de nefes darlığım vardı ama sanki gün geçtikçe nefes darlığım artıyor. Göğüs ağrısı olması, özellikle merdiven çıkarken, yürürken nefes darlığı gelişmeye başlamış olması bizi bu KOA hastalığına karşı uyarması lazım. KOA hastalığı dediğimiz hava yollarının artık geriye dönüşümsüz ve akciğer dokusunun geriye dönüşümsüz hasarlanmasından kaynaklanan akciğerin içinde hava hapsinin olduğu bir hastalık. Yani nasıl oluyor? Nefes alıyorsunuz. Biz şimdi sağlıklı akciğer olarak nefes verdiğimizde o akciğerin içindeki bütün havayı çıkarmış oluyoruz. Ama KOA hastalarında nefesi tamamen boşaltamam var. Sanki giderek akciğerler şişiyormuş gibi. O yüzden bu bulgular varsa önce tedavisi sigarayı kesmek. Sigarayı kesmediğimiz sürece kullandığımız herhangi bir ilaç bizi tedavi etmeyecek. Ve halen günümüzde KOA'yı %100 tedavi eden bir ilaç yok. Çok güzel. O yüzden önemli olan hemen bu bulgular gelişmişse sigarayı bir an önce bırakmak. Sen hiç başlamayın. Bizim gibi yani. Evet. Biz hiç, ben anne karnından doğduğum günde kestiydim. Yani o gün ben kestim. Şimdi yalan söylemeyeyim. Birkaç yıl kullandım, bıraktım. Tamam. Ama yani çok fark ediyor. Sigara içtiğiniz dönemlerdeki o hissiyatla sigara içmediğiniz çok fark ediyor. Çok önemli.
Yani o fark ediyor insan o sigaranın vücuduna verdiği zararı. Ya biraz da spor yapsınlar ya. Kesinlikle. Biraz da yürüsünler, akciğer şeyi artsın. Kapasitesi artsın. Yani bir bakıyorum ki lavaboya bire şeyle arabayla gidiyor vatandaş. Sonra yürüyoruz bir yere bakıyorum. Aa, bak ben göbeği verdim Kadir çekmiyor ama çekse de göbek azalmıştır. Bayağı azaldı. Vay yerim seni Kadir'im bak. Göbek düzleşmiştir Kadir yani gördüğün gibi. Ve neticede biz spor da yapıyoruz. Her gün sabah yapıyoruz, sigarayı içmiyoruz. Sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz. Öyle de olmalıyız. Ve eski hekim arkadaşlar çok fazla sigara içerlerdi ama şimdi çok az artık içiş süresi. Evet, çok az. Çok azaldı. Bu da çok güzel bir şey. Tıp fakültesini geçerken eğer bir arıza bırakmıyorsa orası geçmek biraz zor. Ondan sonrası kolay artık. Gene zor tabii hepsi de ama ben tıp fakültesine de içmedim. Anne karnından doğduğum ilk gün kestiğim ya, o gün bitti. Annem de içmiyordu zaten. Ondan sonra da hiç içmedik. Evet, kısa bir ara verelim sevgili Emine. Çünkü bir 5 dakikacık bir ara var. Dinlenelim, soluklanalım. Sonra ikinci bölümde akut kronik bronşit, zatüre, akciğerde sıvı birikmesi, verem hastalığı ve biraz da akciğer kanserinden bahsederiz. Kısa kısa ve konumuzu sonlandırırız. Efendim sevgili Kadir arkadaşım yeterince uyardı bizi. Tamam sevgili Kadir. Bir 3 dakikacık ara verelim. Sizler de çayınızı, kahvenizi alın efendim. Bizden ayrılmayın lütfen. Kısa bir ara. Evet efendim, iyi akşamlar tekrardan. Tabii Tıp Dünyası programı arada da devam ediyor efendim. Biz sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Arada konuştuklarımızı size konuşamıyoruz efendim. Çünkü Tıp Dünyası'nın programımızın başta benim koyduğum kurallardan biriydi ki buradan siyaset yapmayacağız. Buradan siyasi değil, tıp mesajları diye. Onun için biz bütün idari siyasi arada konuşuyoruz aramızda. Ondan sonra tıbba geri dönüyoruz efendim. Tabii bir gün gelip Emine kendi topumu kendim delip de çıkarsa böyle bir sürü böyle bir yılların birikmiş sözünü. Tamam mı? Ama bugün bir cümle hoşuma gitti. Hadi onu söyleyeyim. Tek cümle, tek kelime. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Çok şeye çekilebilir. Bugün bir kitap okuyordum sabah spor yaparken. Hem spor yapıyorum hem kitap okuyorum. Düşünebiliyor musun? Arada spor da okuyorum, şey, kitap da okuyorum. Çok güzel bir cümledir. Onu sosyal medyada paylaştım. Çözüm üretmeyen beyinler kaos üretir diye. Vay be. Nasıl isterseniz yorumlayın. Benden bu kadar. Çok güzel değil mi efendim? Evet. Yani çözüm üretmeyen beyinler kaos üretir. Ama birileri yazdı dedikodu dediği. Asabiyet dediği, sinir dediği, düzensizlik dediği, söyle ismi, sistemsizlik dediği, ne bileyim ne dersen de ama o kaos üretir. Hadi biz devam edelim. Boş ver şimdi orasını. Astım nedir? Bir de astımımız var bizim. Evet, astım yine bir hava yolu hastalığı. Ancak KOAH gibi değil, geriye dönüşümlü olan bir hava yolu hastalığı. Evet. Ataklar halinde seyreden, belirli etkenlerle tetiklenen, evet. Ve zemininde alerji olabilecek olan, genetik olan bir hastalık. Ama geriye dönebilir. Evet. İlaçlarla. İlaçlarla, evet. Kurtulunabilir mi buradan yani geriye dönebilir dediğin? Şöyle, tabii siz daha iyi bilirsiniz. Çocukluk çağında olan astım daha belirli bir yaştan sonra kaybolur. Kaybolabilir. Ancak erişkinlerde %100 tamamen yok olma değil ama ilaçlarla kontrol altına alınıp sorunsuz devam ettirebiliyoruz yıllarca. Çok güzel. Peki akut ve kronik bronşit ve zatüre. Şimdi 3 tane isim söyledim size. Sana gelen poliklinikte Emine ben biliyorum ki ben zatüre oldum diye gelir. Yani pnömoni. Evet. Şimdi sen diyorsun ki belki çok sen bronşitsin. Doktor ya sen iyi baktırdı zatüredir bu bronşit değil. Şimdi nedir bronşit akutu, nedir kroniği, nedir zatüre? Evet. Bronşit akciğerdeki hava yollarının iltihabı. Evet. Zatüre akciğer dokusunun iltihabı. Yani aslında evet. İkisi birbirinden çok farklı, klinikleri çok farklı ve seyirleri çok farklı. Evet. Akut bronşit genellikle yavaş anlatabiliriz, zamanımız var. Tamam. Bunu en son, en güzel, bu iki en bir tane daha var. En çok zaman ayırmamız gereken evet, aslında konular şey. Evet, budur. Bu biraz daha aşağıda şeyi de soracağım. Zatürenin tiplerini, sıvı birikmesi ve verem hastalığını soracağım. O zaman soracağım. Önce bronşitlerden bahsedelim. Sen, bu senin ana konundur. Neden olur, niçin olur, nasıl olur, ne görürlerse önemli. Akut olsun veya kronikte neler vardır ve zatüre. Ben böyle 3 kelimeyle bir cümle gibi anlattım ama bu 4 kitap konusu aynen belki öyle. De. Hadi sana bırakıyorum. Akut bronşit
günler içerisinde gelişen, daha çok enfeksiyöz nedenlerle ortaya çıkan, yani mikrobik bir hastalık. Ve özellikle gribal enfeksiyonlardan sonra, yani burun akıntısı, boğazda ağrı, kaşıntı ve ateşle seyreden, sonrasında öksürük, balgamın eklendiği, göğüs ağrısının özellikle bu göğüs ön duvarının arkasında öksürükle veya nefesle birlikte ağrı olan bir durum akut bronşit. Evet. Göğüste daha çok hırıltı duyuyoruz hastalarda, ronküs dediğimiz. Nefes alıp verirken böyle ıslık çalarmış gibi bir ses duyuyor hastalar. Çıkmaz bunun... o nefes dışarı. Evet. Bir daha geçirdim de biliyorum yani. Çok sıkıntılı. Türkiye'deyken. Üşüttük de biraz daha. Gençlik ya işte anlatıyorum. Yani yağmur yağarken altta gezmek falan. Neyse hanım duymasın. İlk tanıştığımızda hanım da yağmurda ne kadar yürütür beni diye yürütmüştü bakayım ne. Sonunda da baktı bana. Efendim ateş çıktı, şu oldu bu oldu. Neyse anladı ki bu adam fazla yürüyemez böyle yağmurlu havalarda. Böyle test etmiş oldu. Sonra evlendi yani. Öyle bir durum. Neyse fazla şey yapmayalım, eve giriş vizemizi alacak elimizden. Peki dinliyorum. Hastalar bize daha çok öksürük şikayetiyle geliyor akut bronşitte. Evet. Hani 2-3 gün önce grip oldum, hemen arkasına hani nefesimde zorlanma oldu, daha çok balgam çıkarıyorum diye geliyor. Muayene bulgusundan bahsettik zaten. Bunun tedavisi tabii ki burada akciğer filmini istiyoruz. Çünkü bazen bronşitle birlikte hani zatüre, yeni başlayan bir zatüre olabilir. Onu ayırt etmek için genellikle hastanın da durumu, biraz daha genel durumu kötüyse akciğer filmini mutlaka istiyoruz. Balgam miktarı fazlaysa, rengi koyuysa, antibiyotik tedavisini başlamadan yine aynı şekilde balgam kültürünü istiyoruz. Evet. Ki sonradan hani antibiyotiği değiştirmemiz gerekirse kültür sonucuna göre değiştirebilelim diye. Evet. Bununla birlikte eğer hastanın ek hastalıkları varsa, örneğin şekeri varsa, bir sürü ilaç kullanıyorsa, yine tedaviye başlamadan bazı kan tahlillerini istiyoruz hastanın ki takiplerinde ilaca ne kadar devam edebileceğimize karar verelim. Aynen öyle. Tedavisi antibiyotik kullanıyoruz. Genellikle bir hafta 10 gün süreyle antibiyotik kullanmamız yeterli oluyor. Çok fazla öksürük şuruplarının yine akut bronşitte aslında yeri yok. Çünkü dediğimiz gibi, az önce konuştuğumuz gibi, öksürüğü, balgamı kesmek istemiyoruz bu durumda. Ancak balgamı çıkarmayı kolaylaştırıcı birkaç çeşit öksürük şurubu var. Onları verebiliyoruz. Yani hasta daha rahat çıkarabilmesi için. Çünkü öksürük şuruplarının büyük bir kısmı da kalbe zararlı. Çarpıntı yapıyor. Vücut dengesini bozuyor. Şekerini hastanın artırabiliyor. Tansiyonunu değiştirebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca öksürük şurubunu çok fazla vermemeye çalışıyoruz bu durumlarda. Ve yine destek tedavisi. Su içecek, yemeğine dikkat edecek, istirahat edecek. Kronik bronşit aslında akut bronşitten çok daha farklı. Etiyolojisi çok daha farklı. Yani nedenleri çok daha farklı bir hastalık kronik bronşit. Yani 2-3 hafta öksürdüm, kronik bronşit oldum değil aslında. Evet. Kronik bronşit klinik bir tanımlama. Yani ne demek? 2 yıl üst üste her yıl 3 aydan uzun süre öksürük ve balgamın olması demek kronik bronşit aslında. En büyük neden de yine sigara. Bunun yanında mesleki hastalıklar yine aynı şekilde yapabiliyor. Örneğin meslek hastalıklarında... Kadir seni yerim oğlum ya. Bak ne, yenmez Kadir de. Yani bana göre çok büyüktür. Kesinlikle. Adam burada çok güzel görünen... yapıyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hava yollarının bir kesiti. Sağdan normal bronşu görüyoruz. Sarı içi boş olan gördüğümüz kısım havanın geçtiği. Solda iltihaba bağlı olarak kronik bronşit, yani sigaraya bağlı olabilir. İltihap her zaman illa mikrobik olacak diye bir şey yok. Dokunun şişmesiyle birlikte hava yollarında daralma oluyor. Oradan nefesin, yani havanın giriş çıkışı zorlanıyor. Ne kadar kötü değil mi? Evet. Burada bu kabaran kısımlardaki dokularda goblet hücreleri dediğimiz bazı hücreler var, balgam üretiyor. Bu kadar büyüme olduğu zaman balgam miktarında çok fazla artma oluyor. Daralan hava yoluna bir de balgam birikince iyice daralıyor hava yolları. O yüzden kronik bronşit önemli bir hastalık. Merdiven çıkmakta zorlanırlar, kesinlikle. Spor yapamazlar. Evet. Sanki 3 tane tüp üstünde taşırmış gibi. Göğüslerinde tıkır. Bir ağırlık hissi olur. Aynen öyle, çok kötü bir şey. Tabii ki sigara da bunun baş nedenlerinden bir evet. tanesi. Bunun tedavisi var mı? Kronik bronşit tabii önce yine etkeni ortadan kaldırmak esas tedavisi. Sigara içiyorsa sigarayı kesecek. Tozlu dumanlı topraklı bir ortamdaysa ortamdan uzaklaşacak. Bazen de geçirilmiş hastalıklara bağlı kronik bronşit olabiliyor. Yani sık sık akut bronşit geçirir hasta. Hani i̇yi kalıcı bir edemez. İyi tedavi olmaz. Tedavisine düzenli kullanmaz hasta. O yüzden kalıcı bir hasar olur. Onun da genelde geri dönüşümü olmaz. Aslında burada çok güzel bir şey söyledin. Sigarayı kesecek dedin ama bu kadar kolay bir iş değil.
Değil tabii yani, ki. Yani sigarayı kes diyorsun, arka tarafta içiyor, ön tarafta evet. içiyor, kaçıyor içiyor. Ama siz uğraş babam uğraş onun kronik bronşitini tedavi edersiniz de. Ama size arkadan kaynağı kapatmıyor ne yazık ki. Evet. Peki, zatüre. Zatüre az önce söylediğimiz gibi akciğer dokusunun iltihabı. Pnömoni diye. Pnömoni, evet. Yine daha çok mikrobik bir hastalık, yani bakterilerle, evet. virüslerle olabilecek olan bir durum. Ancak altta yatan hastalıklar çok önemli. Örneğin şekeri olan hastalar, tansiyonu olan hastalar, kanseri olan hastalar veya bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda zatüre çok daha kolay gelişebiliyor. O yüzden bu tip hastalara zaten 65 yaşından önce zatüre aşılarını öneriyoruz. Mutlaka bir kere yaptırmaları, 65 yaştan sonra da yine bir kere daha raperlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Evet. Süpersin, seni seviyorum. Evet, akciğer dokusu dediğimiz tabii ki alveoller, yani hava yollarının en uç kısmı, yani oksijen ve karbondioksit değişiminin olduğu kısım. Bu kısımlarda giderek iltihapla birlikte mikropların neden olduğu oradaki dokularda şişmelerle birlikte giderek daralmalar ve o alveollerin içinde iltihap birikmeye başlıyor. Bu ne gibi bulgular neden oluyor? Tabii ki yine hastanın öksürüğü oluyor. Balgam çıkarabiliyor veya atipik nedenlerse bazen hasta balgam çıkarmıyor. Yaygın vücut ağrıları oluyor. Ancak en önemli bulgusu pleuritik göğüs ağrısı dediğimiz, yani nefes alıp vermeyle göğsün yan tarafında ağrı oluyor hastada. Evet, yan ağrısı. Evet. Çok ileri derecede halsizlikleri oluyor. Artık yani adım atamayacak kadar düşkün hale geliyor hastalar. O yüzden tedavisi çok önemli. Çünkü bu zatüre dediğimiz hastalık iyi tedavi edilmezse akciğerde kalıcı hasarlara neden oluyor. Örneğin bronşektaziye neden oluyor. Yani oradaki hava yollarının hasarlanıp genişlenmesi ve hava değişiminin mümkün olmamasına neden oluyor. Aynen öyle. Ve ileriki yaşlarda bu çok daha ciddi, yani kronik bronşite dönüyor. Bazen KOAH gibi bulgulara bile neden olabiliyor iyi tedavi edilmezse zatüre. İyi de tanınmazsa. Kesinlikle. Yalnızca burada hemen bir şey söyleyelim. Hı-hı. Çocukluk yaş grubunda sen de tecrübe etmişsindir. Hı-hı. Bir tür zatüre etkeni var ki ıstaf dediğimiz, ıstaf ajanı, ıstaf glukokus aureus dediğimiz çok tatsız bir mikrop. Çok ender görülür ama görüldü mü de çok ciddi görülür. Saklanabilir bazen. Hatta dinleme bulgusu bile bazen vermeyebilir. Hı hı. Arkadadır, saklıdır. Toksik dediğimiz böyle ağır tablolara sebebiyet verebilir. Hayatı tehdit edebilir ve akciğerde sekel dediğimiz bir evet. soruna yol açabilir. Tabii bu ıstaf mikrobundan ben ülkede olduğum süre içerisinde kendi ilgilendiğim hastanede çalıştığım dönemde 3 hasta vardı. Klinikte çalıştığım dönemde de bir hasta oldu. 4 tane hasta gördüm. Ne mutlu hepsinin de geçen gün mesela o ilk tedavi ettiğim ben babaya söylediğimde bu staf mikrobudur diye, bu ağır böyle içinde hava boşlukları yapan, sen de çok iyi bilirsin, pnömotosel dediğimiz yapılar yapan, akciğeri tabiri caizse arıya gibi oyan bir mikrop. Ben baba o zaman istemişti insanlar halivak derdi yerlerinde yurt dışına çıkacağız diye. Aman dedim bu uçağa binmez, patlama olabilir. Patlama da o şişmiş hava dolu kabarcıklar patlayabilir. O da çok zor bir şeydir, yolda sokakta hastayı nefessiz bırakır tabii. dedim. Durdu, tedavi ettik. Geçen gün 12 yaşına geldi. 12 mi? Evet, 12 ve 14 olabilir. 14 yaşına geldi. Ne büyük mutluluk. Bakın ben onu 5-6 yaşlarında tedavi etmiştim. 14 yaşına geldi. Tabii yaşım da ortaya çıktı. İlk geldiğim günlerdi Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ve çocuk çok ağırdı. 2002 yıllar, 2003 yıllar, 2003 veya 4 olabilir. Emin değilim tam. Şimdi kocaman zaten takibini yaptık bugüne kadar. Bir sorun kalmadı ama şimdi de işte yurt dışına gidecek, okuyacak. Onunla ilgili aşılarını tamamlıyor 14-15 yaşları. Ne büyük mutluluk. Ne güzel, ama bilinsin ki bir türü var. Çok ağır. Ağır seyredebiliyor. Yani hekimin elinde bile zorlayabiliyor kendisini. Erişkinlerde de yine aynı şekilde staf çok ağır seyrediyor. Evet. Özellikle bu domuz gribi gördüğümüz vakaların arkasına da komplikasyon olarak staf pnömonileri gelişebilir. Aman, o bizi çok zorluyor. Aman aman, o çok zor. Bu yani doktorun elinde değil. Hemen onu söyleyeyim. Çünkü bazı insanlar der ki işte doktor tedavi ediyordu beni zatüreden ama geçmediği, tedavi edemediği falan bunları yapar. Çünkü bu mikrobun tedavisi çok farklıdır. Evet. Bilinen antibiyotiklere yanıt vermez. Evet.
Ve tespit edilmesi çok önemlidir. Yani tecrübeli, evet, iyi bilgisi olan bir doktorun hani tanısını koyup doğru antibiyotikle tedavi etmesi lazım. Ve çok önemli. Bazen ilk gidişte bunu göremeyebilir, bir iki gün sonra hemen tedaviyi düzeltebilirsiniz. Ama bu çok zor bir hastalık ve ağızdan veya damardan bile antibiyotik alsanız bile ne yazık ki onu tedavi etmez. Hatta biraz bastırır bile, siz tedavi edilebilir zannediyorsunuz gibi gelir. Aniden gene çıkar. Ve tedavi böyle sanki ateş düşecek, daha iyi olacak gibi beklerken bir bakıyorsunuz gene kötüye gidiyor. Zor bir hastalık bu, evet, staf mikrobu. Her doktorun, her hekimin bunu akılda tutmasında fayda var. Kesinlikle. Akciğer filminin kitabi bilgileri, özel görünümü var der. Ama ben şunu gördüm, tecrübe burada. Kesinlikle. Ve düşünmek. Evet, şüphe. Aklına gelmesi lazım önce. Evet, aklına gelmesi. Şüphe önemli. Evet. Bilmem sen kaç tane gördün ama siz daha fazla belki Türkiye'de gördünüz. Türkiye'de gördük çok. Kıbrıs'ta yani birkaç tane görmüşümdür ama Türkiye'de çok gördük. Ben 5 tane, 4-5 tane gördüm. Çok ağır seyrediyor. Yani anlatılır gibi değil. Çok zor ve aldığı antibiyotikle de böyle iyi olur gibi olur. Evet. Bakarsın çocuk kalkar, birazcık ateşi düşer gibi olur, hop gene bir kötülük, bir kötü. Aile de der ki ya verdiğiniz tedaviye rağmen nasıl olur da iyileşmez. Evet. Tabii sizin ilk anlatmak görüntünüz. Zor. Evet, anlatmak zor. İlk akciğer filmine bakarsınız bu normal bir zatüre gibi düşünürsünüz ama 2-3 gün sonra baktığınızda aman dersiniz staftır bu. Hemen tedaviyi değiştirirsiniz ve bunun başka bir çözümü yok. Yani kandan anlayamazsınız, akciğeri içeri girip de oradan parça alamazsınız. Hele ki çocuk küçükse. Tabii. Zor bir durum. Yani doktor için de zor bir tabii durum. Tabii çocuk için, bir de hani sizin açınızdan sekel bırakabileceği için sıkıntılı. Aynen öyle. Hani tam bırakır. Tedavi edilmesi veya bazen tam tedavi edilse bile ağır seyrettiği için sekel kalabiliyor. Aynen erişkinlik öyle. Dönemde sıkıntı olabiliyor. Bir de çocukluk çağlarına geçirilen kızamık da yine aynı ya. Şekilde zatüreye neden olup çok ciddi sekel bırakabiliyor. Yani akciğerde sekellediğimiz o yollarındaki izlerini bırakabiliyor. Evet. Burada tedavi de çok uzun. Bazen aileye dedik işte 3 hafta alması lazım, geçmez. Yani bu böyle 14 gün 3 hafta arasıdır. Böyle 10 gün tedavi yetmez. Bu tedaviyi uzatacağız. Evet. Çünkü geri gelir. Zor bir süreç. Aileyi ikna etmek de zor. Bu da akılda tutulsun diye ben onu söyledim sevgili Emine. Tabii şimdi zatüre tedavisi olan bir hastalık. Sen de neticede onu söyledin. Kişiler yan ağrılarla özellikle de başvurabilir. Tedavi süresince neler yapmaları lazım? Nasıl kontrollere gitmesi lazım? Bu bir doktor kontrolü süresi de olması lazım, evet, gelen bir hastalık. Ne dersin sen? Şimdi zatürede tanı koyduktan sonra doktor açısından öncelikle esas önemli olan şey, bu hastayı ayaktan mı tedavi edeceğiz? Yatarak mı tedavi edeceğiz? Yoksa yoğun bakıma mı yatırmamız gerekiyor? Esas önemli olan nokta bu. Çünkü hayatı, evet, olan veya hastayı iyileştirecek olan nokta bu aslında. Evet. Bunun için tabii ki bazı kriterlerimiz var. Hastanın örneğin bilinç bulanıklığı var mı? Kan değerlerinde yükselme var mı? Özellikle böbrek fonksiyonları bozulmuş mu? Solunum sayısı artmış mı? Oksijeni düşmüş mü? Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi o hava keseciklerinde olduğu için bu iltihap, hava değişimini engellediği için çok yaygın olursa oksijen değerlerine düşme oluyor vücutta. Yani solunum yetmezliği gelişiyor. O yüzden buna karar verdikten sonra ayaktan tedavi edeceksek hastayı mutlaka uyarıyoruz. Mutlaka istirahat edecek, bol sıvı tüketecek, ateşi kontrol altında olmalı. Şakası yok. Ve özellikle eğer herhangi bir engel yoksa bir hafta sonra mutlaka tekrardan kontrole gelecek. Yani antibiyotiklerini kullanacak, ilacını kullanacak ve mutlaka kontrolünü yaptıracak. Çünkü eğer halen bulguları devam ediyorsa, antibiyotikler genelde biliyorsunuz bir haftalık. Devam ediyorsa onu az önce sizin de söylediğiniz gibi 10 güne, 15 güne, bazen 3 haftaya uzatmamız gerekebilir. O yüzden kontrolleri özellikle ayaktan hastaların ihmal etmemeleri gerekiyor. Yatarak zaten biz hastanede tedavisini düzenliyoruz. Damardan antibiyotik almaları gerekiyor ve birçoğunun nefes açıcı ilaçla kullanması gerekiyor. Onlar iyileştikten sonra tabii ki yine kontroller çok önemli. Bizim için esas sıkıntı yoğun bakıma yatırıp orada takip etmemiz gereken hastalar. Özellikle bu domuz gribi salgınlarının olduğu dönemde komplikasyon olarak gelişen zatürelerde makineye bağlanıp, yani solunum cihazına bağlanıp takip etmemiz gereken çok hasta ağır oldu. Ağır vakalarda. Özellikle altında diyabeti varsa. Aynen öyle. Hani yaşlı hastalarda ek hastalıkları varsa, hani antibiyotik direnci, az önce konuştuk, önceden antibiyotik kullanmışlarsa. Allah'ım yarattığım çok antibiyotik kullanıp gelen insanlar. Ve en üzücüleri de genç hastalar daha fazla antibiyotik kullanıyor. Ne yazık ki.
O yüzden genç hastalarda çok büyük sıkıntılar çektik o dönemlerde. Ve yine bu tip hastalarda özellikle arıza türelerde az önce konuştuğumuz gibi yine sekel gelişebilir. O yüzden bu hastaların, zatüre hastalarının kontrolü çok önemli. Evet. Aslında zatüre deyip geçmemek lazım. Çünkü benim çok iyi tanıdığım ve grip sonrası zatüre gelişip ne yazık ki bu domuz gribi değildi. Normal mevsimsel gripten sonra zatüre gelişip hayatını kaybeden çok yakın tanıdığım bir 5 yıl önce bir dostumuz oldu. Ama hiç kimse ona dinletemedi ki sen zatüresin ve yatman lazım. Evet. Bu işleri yaparken çapakürek bahçede çalıştı. İlacımı içeri iyileşirim dedi. İlacını içti çalıştı. Uyumadı, dinlenmedi. Sonunda öyle bir duruma geldi ki yoğun bakım ve kısa süre içerisinde de ışıklar içinde uyusun tatsız bir sonuç oldu. Onun için grip veya bu zatüreleri ciddiye alalım. Kesinlikle. Yani belki de şu zamana kadar bahsettiğimiz en hani dikkat edilmesi gereken hastalıklardan biri zatüre. Aynen öyle. Peki son sorumuz artık bitiriyoruz. Tabii akciğerde biraz sıvı birikmesinden de bahset bize ve tüberküloz nasıl bir hastalık ve ülkemizdeki durum nedir? Bunu da senden öğrenelim. Çünkü geçmiş yıllardaki tüberküloz belki bir dönem çok tedavisi başarıyla, halen daha başarıyla sürdürülüyor ama daha azdı, bir dönem arttı. Şimdi belki daha az, belki daha çok. Nedir durumunuz? Tüberkülozdan mı başlayayım? İstersen önce akciğer birikmesinden. Tamam. Akciğerde sıvı birikmesi. Akciğerde sıvı birikmesi dediğimiz, şimdi akciğerler sünger gibi düşünürsek etraflarında bir zar var. Onun da üzerinden bir zar geçiyor ki akciğer nefes alıp verirken genişleyebilsin. Evet. O iki zar arasında da az miktarda sürtünme olmasın diye sıvı var. Bu sıvıyı da oradaki zarlar üretiyor. Evet. Oradaki sıvının artışı birçok nedene bağlı olabilir. Oradaki zarlardan hani metabolik bir sıkıntıdan dolayı fazla üretiliyor olabilir, emilmiyor olabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi karın içinden geçiş olabilir. Bizim en sık gördüğümüz neden aslında kalp hastalıklarına bağlı akciğerlerde sıvı gelişmesidir. Yani birçok nedeni altta yatan kalp hastalığı. Bunun yanında zatürede yine az önce bahsetmiştik. Zatürede o iltihap artık dokuya iyice yaklaşmışsa ondan dolayı iltihaplı sıvıya neden olabilir. Ve en son olarak da kanserlere bağlı olabilir. Yani akciğerdeki tümöre bağlı olabilir. O tümörün damarlara yaptığı basılardan dolayı olabilir. Veya akciğer zarının kendisinin İltihabı. Tümörü olabilir veya iltihabı olabilir. Önemli ama değil mi? Kesinlikle önemli. Çünkü tedavi edilmezse o da yapışıklıklara neden oluyor ve akciğerin açılmasını engelliyor. Akciğerin sertleşmesine neden oluyor. En o yüzden kesinlikle önemli. Evet. Bazen boşaltıyorsunuz, tedavi veriyorsunuz. Uzun boşaltmak süre. Önemli. Miktarı fazlaysa sebebi ne olursa olsun boşaltıyoruz. Evet, orada kalmasın. Evet. Peki tüberküloz? Tüberküloz o da yine mikrobik bir hastalık. Mikobakteriyum tüberküloz dediğimiz bir hastalık. Bronşit veya zatüreden farkı çok sinsi seyretmesi ve çok bulaşıcı olması. Tedavisi mümkün. Çok basit bir tedavisi var. Önemli olan onu tespit etmek ve doktora hani bir şikayetimiz olduğunda gitmek. Şikayetleri nasıl oluyor hastaların? Uzun süreli öksürükleri oluyor. Ve kilo kaybı. Gece terlemeleri çok önemli hastaların. Kilo kaybı ve gece terlemesi. Evet. Yani nedensiz yere kilo kaybediyorsak, gece terliyorsak, öksürük geçmiyorsa bir türlü balgam çıkarması önemli değil. Bazen balgam çıkarmıyor hastalar. Hemen doktora başvurmaları gerekiyor. Bizdeki tüberküloz durumu bizim aslında hani yerli vatandaşlarımıza çok yok. Daha çok bu dışarıdan gelen ve kontrolsüz hiç takipleri yapılmayan kişilerde daha çok tüberkülozu tespit ediyoruz aslında burada. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Tabii sayı vermek çok zordur da. Geçmişe göre başarı şansınız daha mı iyi tüberkülozda? Başka, çünkü çok güzel ilaçlarımız var şimdi, öyle söylüyorum. Evet. Nedir durumunuz? Çünkü eskiden çok korkulan bir hastalıktı. Evet. Şimdiki durumumuz ne? Şimdiki durum tespit ettikten sonra tedavisi çok kolay. Evet. 4 tane ilacımız var ilk başta tespit ettiğimiz. Hap kullanıyor hastalar. Düzenli kullandıkları sürece ve özellikle takiplerine geldikleri sürece hiçbir sıkıntı olmadan 6 ayın sonunda tamamen iyileşerek tedavi oluyor hastalar. Mükemmel. Demek ki korkulmaya gerek yok ama saklanmasın. Etraftakılara bulaşın. Ve
esas bilinmesi gereken, çevrenizde tüberkülozu olan biri varsa mutlaka tarama için doktora gitmeleri gerekiyor. Ha. Esas önemli olan nokta bu, yani toplumsal açıdan bulaşları engellemek için. Eğer hani etrafta varsa onun beraber iş yerinde çalışan olabilir, aynı evde kalan olabilir, aynı yurtta kalan öğrenciler olabilir. Mutlaka kontrolle taramaya gelmeleri gerekiyor. Onun sonucunda da daha olay büyümeden aynen öyle yok edilebiliyor. Hı-hı. Evet sevgili Kadir, muazzamsın. Ama harika. Biz göğüs hastalıklarının detayına girmeye kalkar ise idik, sabahı bulurduk sevgili Emine. Evet. Ama çok güzel konuştuk. Çok güzel bilgileri kısa, öz ve hedefe yönelik olarak kullandık. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada çocuğa buradan uyudu mu acaba bu akşam? Yok, uyumadı. Seyrediyor mu seni? Mutlaka. Mutlaka. Buradan selam söyler misin? Anneciğim seni seviyorum. Evet bak izlemiştir. Kesin efendim. Bakın geçen gün biz de tanışma şansımız oldu. Evet ben çok teşekkür ederim sevgilime. Bu akşam seni alıkoyduk ama çok güzel oldu. Çok güzel bilgiler aldık. Bundan sonraki çalışmanda da yine aynı başarılarla devam diyoruz. Teşekkür ederim. 4 yıl önce yapmıştık programı. Bir 4 yıl sonra gene yaparız. İnşallah. Tüm arkadaşlara aynı şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Gelmeyenleri de tehdit ediyorum. Burada onu da diyorsun. Gelmezsen diyorum yarın televizyonda söylerim halimallah gelmedin diye. Vallahi yaparsın der. Bir tanesi abi yaparsın kesin o zaman geleyim diyor. Tamam yaparım dedim, yani gelmiyor. Ne demek gelmiyorsun ya dedim. Ya topluma bilgi vereceğiz. Ne sen ücret kazanıyorsun ne ben. Biz ücret için yapmıyoruz ki bunu. Biz bunu insanımız için yapıyoruz. Toplumumuz için yapıyoruz. Ne konuklarım ne ben. Hiçbirimiz herhangi bir kazancımız yok efendim burada. Ve olmayacak da. Böyle bir düşüncemiz de yok zaten. Onun için gelmeyen arkadaşlar da böyle kısacık bir tehdit ediyorum. Geliyorlar. Hep bütün arkadaşlar bizim burada çıkıp bilgi verdiler. İşin şaka tarafı. Bazen çok yoğun oldukları için aman şimdi yok biraz sonra falan derken ben onları incecik bir tehditle alıyorum buraya. Güzel de oluyor. Çünkü gerçekten çok mutlu oluyorlar. Ben de senin bu akşam mutlu olduğunu gördüm. Güzel bir program. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Bu akşam sizlere ilk sorumuzun cevabını tekrar hatırlatarak konumuzu, programımızı bitirelim. Biz hekiminizden ne beklersiniz diye sorduk vatandaşımıza, insanımıza. Size fayda vermesini mi yoksa zarar vermemesini mi diye sorduk. Çoğu insanımız fayda vermesini dedi. Halbuki zarar vermemesi olmalı efendim. Bir hekim nasıl size zarar verir? Bilerek, isteyerek değil tabii ki. Nasıl olur? Fazla ilaç talebiyle, fazla ilaç kullanarak veya çok fazla tetkik yaparak veya en son yapılacak tetkikleri benim param var ve doktor ilk yapalım diyerek yapıyoruz efendim hatayı. Aslında bu iş parayla falan değil, gerekliliğinde yapılması lazım. Çünkü yaptığınız her işin size zararı olabileceğini hiç unutmamak lazım. Önce zarar verme. Primum non nocere. Bu tıbbın ilk kelimesi efendim. Efendim gelecek hafta yine bu programda canlı olarak bir başka konuğumuzu ağırlayacağız ve bir başka sorumuzun cevabını sizlere vereceğiz efendim. İlaç nedir dedik, onun yanıtını vereceğiz. Efendim bizler sizlere sağlık dolu, mutluluk dolu ve en önemlisi huzur dolu bir hafta diliyoruz. İyi akşamlar efendim.